Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız İttihad-ı İslam'ı anlatıyor. İslam Birliği'nin doğal şubayı olan İslam Birliği'ni bekliyoruz yani. İslam Birliği şimdi kadar yok ama İslam Birliği yavaş yavaş birleşmeye başladı şimdi. Bir milyar küsur milyar oldu şimdi Müslümanlar. Evet. Ve bunlar yavaş yavaş birleşiyorlar. Eskisi gibi değil şimdi. İslam Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhanilerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz gibi. Şeydir, evet, öyle dedi bana. Ben görmeyeceğim, sen göreceksin. Bu İslam Birliği olacak. Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacaklar dedi. İsa Üstad'ın sözü var da. Yani Üstad'ın müjdeleri var. İslam'ın hakim olacağına dair. Üstad'ın bütün çalışması, yani çabası İttihad-ı İslam'dı yani. Arzusu ve emeli. Yani böyle İttihad-ı İslam. Ne zaman İttihad-ı İslam olur? İcraat, İslami inkişaf olur. O kendini belli eder. İnşallah. O zaman biz İttihad-ı İslam'ı bekliyoruz inşallah şu an. İnşallah. Allah'ın izniyle. Evet. O zaman İslam'ın dünya hakimiyetini de bekliyoruz. Evet. Zaten Üstad şeyde, Eddaide son ne diyor? Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 envan. Şimdi bunu 1921'de neşretmiş Üstad matbaada. 40 sene evvel vefat tarihini mezarının yıkılacağını söylüyor. Onun en sonunda da yakinim var ki istikbal semavatı ve zemini Asya bahım olur teslim yedi beyza-i İslam'a diyor. Yani İslam'ın beyaz eli şey olur, Asya'nın bütün yeryüzüne ve bütün göklere hakim olur diyor. Maşallah. Maşallah. Biz yani 40 sene evvel vefat tarihini, mezarının yıkılacağını söylediği eddai de son satırda bunu yazıyor. Bunu söylüyor. İslam dünyaya hakim olacak. Evet, İslam dünyaya hakim olacak diyor. Maşallah.